Arkadaşlar selamun aleyküm. Arkadaşlar büyük üstad Çardağ'ın yeğeninin yanındayız. Yıldıray abim. İnşallah güzel bir çekim olur. Burada olmamın sebebi arkadaşlar fırsatı değerlendirin diye. Abim kuşları azaltıyor. Buradan burayı iptal edecek. 10 çift haricinde evine götürmeyecek. Efendime söyleyeyim bunların hepsi burada gördüğünüz 1-2-3 kümes hepsi talep görürse insanlar hepsi yani alabilirsiniz arkadaşlar. Oyunlu, seferli kuşlar bunlar. Tabii hepsinin ayarı bir olmasa da şöyle yağmurlu bir havada da şöyle bir kuş kaldıralım. Islanır, eksik yapar. Onu da şey görmeyin arkadaşlar. Uçmaz. Atmacaya davetiye gibi bir şey de ben rica ettim abi. Hadi. Yıldır abim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle hoş bulduk dayı. Öncelikle üzüntüm biliyorsun hani insan ister ki burada kalıp kuşları hani yani bunu demekte fayda var da. Ha. Ama inşallah da güzel insanlara gider diyelim. Yani eğer talep görürse ki göreceğine inanıyorum ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet ustam. Güzel insanlara vermeyi planlıyorum yani. Heh. Güzel insanlar yani gelsin. Evet. Kuşun değerini bilen insanlar gelsin. Evet. Hakikaten değerli kuşlar, çok değerli kuşlar var. Onun için evet. Yani değerini bilen insanların gelmesi tercihim. Kaç tane kuşumuz var çıkacak abi? Vallahi şimdi sayısı 50-100. Yaklaşık 150-200 tane kuş var. Evet. Bunların ağırlıklı çoğunu çıkartacağım. Yani hepsini ben çardaklar hariç. Evet. Çardakları kendi evimde muhafaza edeceğim. Evet. Çünkü onlar o yani farklı. Şöyle bir özelliği var o kuşların. Yadigar yani ta dedem evet zamanından gelen soylar. Herkes biliyor abi. Onun için elimizde olsun. Evet. Elimizde olsun. Yani ileride bizim de sülaleden herhangi yeğenlerden falan kuş merak eden olursa onlara aktarabilelim. Direkt. Mevzu. Evet. Ya değilse şey değil yani diğer kuşlar çardaktan değersiz gibi algılamasınlar. En az çardak kadar evet güzel kuşlar var. Hatta ve tek performansıyla çardağa da geçen kuşlar var. İşin gerçeği. Ama evet. Yapacak bir şey yok. Bakalım mı abi şöyle bir bakalım mı neyimiz var neyimiz yok. Arkadaşlar Yıldır abinin numarasını bırakıyoruz. Tamam abi. Kim önce bak böyle geliyorum ben bunu bana bırak falan yok arkadaşlar. Gelin. Şuradan başlayalım. Başla şimdi abi. Burada şu kuş mesela evet. Bunun kanı damarı burada tutturduk biz. Evet. Uçurtuyorum bunu zaten burada. Evet. Seferli mefendi yapan kuş. Evet. Bu kuşun baba soyu Metin Baltacı'nın kuşlara dayanır. Evet. Annesi Çıta Metin'in kuşlarına dayanır. Buradan selam olsun. Her ikisine de selam olsun. Onlarla burada eşe attık biz. Yusuf abiyle birlikte. Evet. Ona da selam olsun. Ona da selam olsun. Evet. Eşleştirdik. Bunlar çıktı. Kuş güzel performansıyla. Şimdi ikiye uçuyor kuş. Normal şartlarda şeyde yavruluk uçumunda falan 35-40 sefere yakın seferler yaptı. Evet usta. Mesafe metraj çok iyi. Gelişi çok iyi. Kuşta olan özelliklerin çoğu var. Yani hepsi var neredeyse. Tamam. Öyle söyleyeyim. Güzel kuşlar. Bu değerli bir kuşçunun kuşu. Takka Perçem Boz. Bu bize rahmetli bizim dayıoğlunun işte çardaklarla beraber geldi. Uh-huh. Onun sevdiği bir dostu hediye etmiş. Değerli bir kuşçunun kuşu. Türkiye'de. Evet. Yani orada var baltacılar var işte bak o evet göz uğurlu olan orijinal evet Metin Baltacı'nın kendisinden büyük para verilip alınmış kuş öyle söyleyeyim. Şimdi isim vermek ne kadar doğru bilmiyorum da sonuçta kuşlar bunlar yani kuşlar. Ya senin kümesine senin de abi. Kötü kuş yok. Evet. Çok kötü kuş yok yani
isimli ne kadar kuşçu varsa neredeyse %80'inin kuşu var bende. Türkiye'deki isimli kuşçuların. Nam yapmış kuşçuların hepsinin kuşu burada. %80'inin var diyebiliriz. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam. Tamam usta. Burada bak ben seferli oyunlu kuşlar arkadaşlar. Unutmayalım. Seferli oyunlu kuşlar. Kimisi 10 defa atlar. Kimisi 20 defa atlar. Kimisi ekeye uçuyor. Evet. Şimdi burada kuşların çoğunun şeyini vermek istemiyorum. Tamam. Vermedim. Yani şu kuş vermek istemiyorum yani. Çok değerli kuşlar var. Çok değerli kuşlar var. Tamam dayı. Şu sarılar 80 yılından bu yana hiç kan girilmemiş kuşlar. Evet. Bozulmamış kuşlar. Burada uçurttuğumuz 4 tane ballı var. İkisi çardağın kırığı, ikisi Ankara'nın kuşu. Öyle söyleyeyim. Onlar yeni yeni burnunu kaldırmaya başladılar. O şekilde. Bildiğim bir hazine yatıyor abi. Aynen. Vallahi şaka bir yana arkadaşlar, değerlendirin lütfen, değerlendirin. Yani bu kuşlar elden çıkacak kuşlar ha. Falan değil. Ha, yani bunlar hani dediği gibi. Yani deyip de çıkartamadım ha. Ama ben artık Tamam da şunları şey yapayım. Üstüne şey düşmüş. Tamam da. Olabilir. O nerelere giriyorlar? Dayı şuna bak hele bir. Çok güzeller maşallah ya. Çok güzeller. Evet. Evet dayı. Şimdi buradaki çok değişik kuşlar var burada. Sendeyiz reis. Yani kuşlar kendisini gösteriyor zaten. Tamam, yani burada, anlatmak istediğim mesela diyelim ki... Anlatmak istediğim hiçbir şey yok. Tamam. Burada oynamayacak kuş yok. Onu söyleyeyim. Tamam reis. Oynamayacak kuş yok. Ben keyfiliyim arkadaşlar. Hepsi oynar. Daha dediği gibi normalde burada oynamayacak orada kuş. Orada uçurttuğum çardak vardı. Damızlığa yeni attım. O arkada bak yerde bir yumurta var. Evet, evet. Dumanlı. Evet. O çok güzel başladı. Çok hareketli başladı. Muhteşem gelişi var. Onu damızlığa attım orada. Evet, evet. Çünkü burada şeyini görmüyor kuşlar. Söyle dayı. He. Bir sezonu göremiyorlar yani. İkinci sezona taşıyamıyoruz kuşları. Atmacaya kesin aldırıyoruz. %1000 aldırıyoruz. Şunu seyredelim istersen biraz. Tamam reis. Kapatayım da şu. Dayı, tamam. Hasta yeri açayım. Arkadaşlar kuşumuz ıslandı. Hava gördüğünüz gibi şapşap ama bir bakalım kuşumuza. Kuşumuz hepsi diyor, dayım diyor, seferli oyunlu kuşlarımız arkadaşlar. Burada gerçekten boş kuşlar yok. Yani bunu evet. 1000 defa da söylesek. Yaş kuşumuz yaş. Yaş ya, ıslak da uçur diyoruz. Ya. Hava yağıyor. Ya. Hava yağıyor, yapacak bir şey yok ben. Ya. Sen göl. Ya hani adamlar diyor ki hani. Atmam. Eyvallah dayı. Bu havada kuş da. Eyvallah. Yapacak bir şey yok. Ya. Yani insanlar kendi kuşlarını çok şey yaparlar. Gözünde büyütürler, şey yaparlar ama gerçekten çok büyük kuşlar var burada. Biliyorum. Yani çok büyük isimlerin kuşları var burada. Hep getirdik. Sürekli kuş getirdik. Dayı sen şu TikTok'unu söyle de bu kuşların hepsi uçuyor yani. Onu söyle oradan bir izlesinler. Yani TikTok Yıldıray Uğur. Yani. Ha, Yıldıray Uğur diye yazarsanız arkadaşlar yani kuşların hepsi uçuyor yani hepsi. Yani burada yerde böyle gezen kuşlar yok. Ha ne zaman yerde gezer? Hasta olunca kümesi atıyor dayı. Orada gezer yerde ama damızlıklar he. Uçmaz. Damızlıklar da belli zaten. He. Onun altından çıkanlar uçuyor sonuçta. Aynı damlar, soy. Büyük paralara getirilmiş arkadaşlar. Çardakları yeni yeni uçurtmaya başladık. İşte çardaklar dediğim gibi orada bir tane erkek seyrettim. Hı hı. Korkumdan attım kuşu. Kuş çünkü çok güzel başladı. Çok güzel seyrettirdi. Hı hı. Eski günlere götürdü beni. Eyvallah dayı.
onu izledim. Bu şey U dediğim şey çizi çizi. Yapıyor, eyvallah reis. Onu hepsi yapar bunları. Eyvallah. Özelliklerini biliyor dayı arkadaşlar. Çünkü kendi kuşları sonuçta. Aynen, daha doğrusu aynen. Dayısından kendisinin kuşları, daha doğru söyleyelim. Bunu herkes yani bu kuşların bir gelişi vardır. Gelişi de zaten kuşların soy ismine verilmişti. Rahmetli Durmuş Çardak. Çardak. He. Dayımın kuşlarıdır. He. Dayım buldu bu kuşları, bu soyları, bu damarları. Evet. Kendisi çok değerli bir insan, değerli bir kuşçuydu. Allah rahmetli, nur içine yatırsın abi. Eyvallah dayı. Onun şeyi bugün bile hala evet. Düşünün yani. Halen her yerde kuşları gırıdır, çıhıdır, orijinalıdır, vardır arkadaşlar. Yoktur demiyor Yıldıray abi. Bunu yanlış anlamasın. Yani şunda yok, bunda yok falan. Bir de Yıldıray abi gurur duyuyor yani bu kuşları aynen. Besleyenlere. Bunlara aynen. Da selam olsun diyor. Yıldıray abi yanlış benim, anlaşılmasın. Benim şeyim şu. Heh. Yani bu kuşları vay bizim kuşumuzdu, biz bulduyduk diyenlere benim tepkim. Heh. Ya değilse bu kuşun olmadığı yer yok. Heh. Avrupa'da çok kümes de var yani. Eyvallah. Onu biliyoruz. Eyvallah. Ki bugüne kadar taşındı yani. Bugüne kadar geldi kuşlar. Yani, o günden bugüne değil mi reis? Ya, ne kadar diyoruz? 40 sene sağlam mı? Sene 91 yılında, 90 yılında buldu. 91 yılında falan uçukmaya başladık bu kuşları. 91, herkes. 90, 90 diyelim. Kaç sene diyor reisim? 34 sene, 33 sene falan oldu. 33 sene. Vay vay vay. Yani ha bu kuşların şeyi bu damarı tutturduğu yani o anne soyları zaten dedem zamanından geliyor. Bir 50-60 yıla dayanır yani. Ha sizin aile komple kuşçu değil mi? Tabii, ha, tabii. Tamam. Dedem rahmetli bu çardakların dişi ana soylarını besliyordu. Erkek soyunu da sene 89'da ben rahmetli dayıma verdim. Getirdim bir çift gök. O göklerden işte ey maşallah lan, maşallah lan, vallahi lan, git lan. Ey maşallah lan, ıslak ıslak gidiyor, helal olsun. Bunun iki katını gider arkadaşlar. Yemin ediyorum helal olsun, canın iyiyim senin be. Ya daha ne gitsin? Valla canın iyi, yok ıslak ıslak gidiyor dayı. 25-30 metre var. Şapşap gidiyor arkadaşlar, şapşap gidiyor. Allah'ını seveyim be. Valla yemin ediyorum, insan böyle görünce var ya arkadaşlar, bu ıslak giden bir kuş. Korun buru olsa var ya, yani yemin ediyorum duman atlarır burada. Ki, he, ıslak ıslak gidiyor. Helal olsun be dayı. Vallahi var ya, insanlar kuru havada böyle zorlanıyor. Yani bak arkadaşlar yağmur yağıyor şu anda. Yağmurlu havada kuş uçuyor. Sis, her şey yani gerçek. Kuş 100 metre ileride gözden kayboluyor neredeyse. He. Açılıyor, rahatlıyor. Dayı var ya kuş uçsun canım içsin ya. Vallahi bak, vallahi da bilada. Kuş. Ürktü. Arka taraf yol. Yoldan en hareket oldu muydu? Kuş, sen zaten bence artık sıkıldın bu. He, dayı artık bence biraz buraya biraz dayıya. Dayı biraz sessizliği seven bir karakter. Yok sessizlikten ziyade şey. Kuşların rahatsız olması yani. Evim müsait. Evim müsait olduğu için biraz da evde şey yapayım diyorum. Çoğaldı burası. Bir de burada ufak tefek sorunlar oldu. Evet. O sorunları insanlara yaşatmak istemiyorum ben de. Sonuçta eyvallah. Bu insanlar sevdiğim insanlar. Eyvallah baba. Eyvallah insanlar. Baba hocam. Eyvallah. Kuştan dolayı da kimse sorun yaşamaz. Eyvallah. Yaşamasın. Bravo dayı, bravo. Olmaz yani. Burası aile yeridir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Dayı evine götürecek kümesini. Evine de götüreceği 15-20 tane kuş. Gerisi de zaten vallahi ben bilmiyorum. Gene diyorum arkadaşlar değerlendirin. Yani ya dayı sen şimdi böyle bir kümesi görsen alır mısın? Doğru söyle. Başka bir yere senin kuşa ihtiyacın. Aldım bunları. Yok yani alırsın değil mi reis? Aldım. Yani. Arkadaşlar büyük paralara gelen kuşlar. Bunları ben para verip aldım. Büyük paralara gelen arkadaşlar. Yani böyle 50-100 lira değil. Bunu söylemekte fayda var. Ha gelin dayı anlayan kişiler gelsin kuştan. Kuştan anlayan kişiler gelsin arkadaşlar. Bunlar çoluk çocuk kuşu değil. Bunu da söylemekte fayda var. Kesinlikle. Ha bunu da yani boşuna işte ben yeni başlıyorum. Bu kuşlardan değil arkadaşlar. Hani değil mi dayı sen getir. Anlayan kişi gel. Kuşlar kalmadı. Ben kuşlardan beğenmediğim kuşları zaten dağıttım. Bitti. Onları verdim. Onlar da kötü değildi arkadaşlar. Kötü onlar değildi, da kötü değildi. Değildi yani. Heh. Onun kümesinde olmayacak kuşlardan. Bitti. Tamamen yaşardı kuşa. Ya kanadını. Tamamen yaşardı. Atmaz sağa sola bak. Arkadaşlar eyvallah. Yok yanlış. Sana bir şey diyeyim mi?
Ben buradan diyorum Yıldır abinin en az 50 tane kuşunu uçurdum. 50 tane, bak abartısız diyorum. 50 tane arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel uçtu. Hepsi farklı uçtu. Ama hepsi heyecan verici kuşlar. Yani hepsi ayrı ayrı meziyet olan kuşlardan verdi. Denettirdi. Aynen. Kırdı, orijinal. Sağ olsun İsmail de bu şeylerde kuşların neticesini görmemize vesile oldu. Yok, sağ ol abi. Sen sağ ol abi. Buradan gerçekten teşekkür olmak. Etmek istiyorum abi. Bana gurur, bir de var ya abi, kuşların çok kaliteli olduğundan dolayı hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. Yani bir şey güzel olunca, nasıl bir yemek güzel olunca insan yiyor. Halen çalışıyormuş. Helal. Yani buradan gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Abi böyle bir daha geçelim kuşlara. Şöyle görsünler. Ondan sonra da kapatalım. Telefon numarasını bırakıyoruz. Gelin arkadaşlar kuşbazlar. Böyle şey yapayım mı? Açayım ben olmadı. Tamam ha, daha güzel olur. Tamam baba. Yani. Tamam insin artık dayı. Dayı var ya, kontrolü hiç kaybetmiyorsun reis. Valla. Yemin ediyorum var ya, kral kuşçusun ha. Vallahi diyorum cansın be. Arkadaşlar büyüklerin yanına gittiğimiz zaman ne öğreniyorsunuz dediğiniz zaman, ufak şeyler bile olsa insan çalımıdır, hareketidir, konuşma tarzıdır. Yani gerçekten büyüklerin yanına gidiniz, oturunuz. Her şey kuş değil arkadaşlar. Niye bu hobiye değer veriyor? Niye bu hobiyi hobiyle uğraşıyor? Bunların hepsi yani herkesin kendine göre bir hikayesi vardır ama Yıldır abi dolu dolu aileden kuşçu. Bunu demekte fayda var. Kuşçuluk anlatılmaz da arkadaşlar. Değil mi Yıldır abi? Anlatılacak bir şey dedi. Kuş nasıl olur falan hani yapıyoruz da. Onu ben daha önceki videolarımda da söyledim. He. Yani kuşu bilirsin. Kuşu eline aldın mıydı hissedersin. Evet. Kuşun ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı kestirirsin. Bak buna atmaca vurdu şu yavruya. He, belli. He. Çok güzel yukarıda başladı. Şimdi bekletiyorum. Bak oyunlu gibi şey yapıyor. Daha evet. Oyunlu değil. Evet. Yukarıda bir iki takla başladı. Evet. Belli zaten abi. Uçurduğum için biliyorum hareketlerini, çalımlar. Bitti arkadaşlar. Kuş gerçekten ıslandı. İniyor zaten. İniyor. Ben biraz daha geriye çekeyim. Pili bitti onun reis. Şöyle süngeri düşünün arkadaş. Süngeri suyun içine batırdığınız zaman ne olur? Yani kuş. Çoğu kuşlar uçuyor. Çoğu dedimse yani yarısı, verileceklerin yarısını havaya dikebilirsin. Ah buyur. Çıkan gidiyor arkadaşlar, o derece. İn lan. Aslanım benim. Vallahi buraya geldiğiniz zaman pişman olmayacağınıza var ya, yani ne bileyim ne desek bilmiyorum da hani yani buradan almadan gitmezsiniz. Ben öyle bir şey diyeyim. Eğer ki bir şeye ihtiyacınız varsa, eğer kuş oynayan kuşa ihtiyacınız varsa buradan geri dönüş yok. Bunu gözünüzden bak gösterebileceği için dayımın, ondan diyorum ben hani gelin arkadaşlar, yani dayı gösteri her şeyi gösterebilecek, hani böyle yarın gel göstereyim. Şöyle söyleyeyim İsmail. Efendim dayı. Burada çok kaliteli kuşçular var, çok değerli kuşçular var. Hepsine selam olsun. Bak, yaşını başını almış, kendini bozmuş insanlar da var. Var. O da var yani. Hepsi var dayı. Ama buraya gelip de kuşu şöyle görmesi, eline alması anlarlar yani. Kuşu yerde de anlarlar. Eyvallah. Yani çoğu kuşçu, anlayacak kuşçu var yani. Burada. Onu söyleyeyim yani. Kuş inecek. Vallahi kalitenin adresi Yıldıray Usta diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani yani böyle kuş aramanıza gerek yok. Ona ağam paşam demenize gerek yok. Gelin arkadaşlar. Hani ben kuş bulamadım, yapamadım. Seferli oyunlu kuş bulamadım. Herkes bana yamuk yapıyor veya yanlış yaptı diyen arkadaşlar. Hiç ayıp. Yani bu çıtası yüksek olan arkadaşlar da gelsin yani. Eğer Yıldıray abi
bu kuşlara burada besliyorsa onun da vardır bir bildiği. Neyse iner o. Yapkanı dayım benim yani. Gene diyoruz. Yani kuşçulukta kavga etmemize, şey etmemize. Şu göke bak, şu göke yan tarafa. Sadece göku gösteriyorum da hepsi birbirinden güzel. Görüyor musun? Paça takımı, paça evet. Şeklini, evet. Kanat yapısını, duruşunu, boyun şeklini, bunlar hep kuştaki özellikler. Abi İngiliz atı gibi diyeceğim de o da eski bizim atlarımızdan da. Ama gerçekten değil mi? Maşallah var. Ey maşallah. Abi güzel kuş olunca insan seyrettikçe seyredesi geliyor. Arkadaşlar Almanya'dan gelebilirsiniz, Belçika'dan gelebilirsiniz, Lüksemburg'dan gelebilirsiniz, Fransa'dan gelebilirsiniz. Alo deyin, ben bu saatte gelebilirim. Dayı sen müsait misin? Bak şimdi günümüz pazar, hafta sonu. Dayı size bir ayar verir, gelirsiniz. Allah ne verdiyse yersiniz, içersiniz. Kuşunuzu alırsınız, gidersiniz. Önceden dayıyı açarsınız. Dayı ben böyle böyle istiyorum. Ondan bir önce bir konuşun. Sonra geldiğiniz zaman boşa gelmemiş olursunuz arkadaşlar. Aynen. Değil mi reisim? Aynen aynen. Ha, yani ne dayı işi edin zar altında bırakın ne kendiniz zar altında kalınız arkadaşlar. Dayı her zamanki... Çardak konusuna evet, değineyim. Tamam. Çardakları için gelmesinler kimse. Çardak vermem. Tamam. Onu söyleyeyim. Çardağa paralı vermem. Hediye veririm. Eyvallah reis. Kuşu bilen insana veririm. Eyvallah. Değer bilen insana veririm. Eyvallah. Sevdiğim dayı. İnsana veririm. O olur ancak. Eyvallah onun, babam. Onun dışında çardakları satmam. Eyvallah babam. Öyle söyleyeyim. Eyvallah reisim. Ama pardon. Çardak kadar uçan. Çardak. Yani. Dediğim, geçen bile var dedi. Yani, o kadar. Çok olan kuşlar var. Şu kuş mesela güzel kuş. Süper bir kuş reis. Süper. Kendini tutma. Yani süper bir kuş. Ben beğeniyorum. Bunu koru havada diyeceksiniz. Bunu çok... Bence ben bunu bana bir... Şahane. Evet. Kaç sefer atlıyor reisim bu? Yani kuru havada. Vallahi 20-25'i atlar rahat. Rahat değil mi? 25 atlar. Yani kupaya atılır yani bu. Öyle söyleyeyim. Kupaya atılır. O zaman başlık şöyle. Kupaya atılacak kuşlarımızı... Çıkar diyoruz. Ne dersen artık. O kadar. Dayım benim dayı. Dayı üzülüyor musun? Da var ya gerçek. Üzülüyorum tabii. Değil mi? Bu kadar emek verdim. Bırak parayı pulu şunu bunu da. Dayı parasında değil de. Yani kesinlikle. Gel zorla. Parasında değilim yani. Biliyorum dayı. Para verdim aldım bunları. Ha. Yani. Evet. Bunun değerini bilen insanım. Dayı bu adam benden, bu hayvan benden korkuyor. Bak ben çekileceğim. Senden korkmuyor. Korkmuyor mu? Gel. Gel. Yine gidelim de senden korkmuyor. Evet. Senin yüzünden böyle oldu kuş. Dayı tam nokta atışı yapıyor ya var ya helal olsun reisler. Bak. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ya biz de kuşçuyuz yani. Dayı ben çekildim mi iner dedim mi iner reisim. Normalde. Biliyor. Zaten oraya başımızın üstüne dönmeye başladı. Eyvallah reis. Tamam kuşu abi ama göstereceğini gösterdi reis. Helal olsun. Dayı. Yerde çek kuşun fiziğine bak. Kuşun oyun kuşunun yapısı budur yani. Bunlar yarış atı gibi değil mi dayı? Aynı. Vallahi diyor. Oyun kuşunun yapısı budur. Fizik, boyun yapısı, kanat yapısı, duruşu. Anladın mı? Dümdüz kuyruğu arkadaşlar. Bak. Şu kanat ne uzun ne kısa tam olması gerektiği gibi değil mi reisim? Aynen, hani aynen. Bunu da demekte fayda var. Aynen. Hani yani dediği gibi dayın anlatsan nereden anlatacağım? Bu anlatılacak bir şey değil ki. Aynen. Onlar evet. Kardeşler zaten. Öter. Var bunlardan. Var mı? Ha, ağzımdan aldın abi. Korkumdan söyleyemiyorum bile. 10-15 kadar var. Arkadaşlar 10-15 tane bunlardan var diyor. Dayı, mekanı açtığın için teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, sağ ol. Sen sağ ol dayım benim. Tamam. Ben burayı bıraksan evine gene gelir. Benden kurtulamazsın reis. Yani ben sana diyeyim. Arkadaşlar, dayı burayı bıraksa da evine gene gideriz.
abimizdir. Bir sefer abi dedik,